Kuni ya da piramidal şekilde yazılan Allah yazımı, camilerin mihrap bölümleri, şekilleri, hatta o mihrap bölümlerine bir yüz bile tasvir edilir. Selçuklular zamanından kalan mihraplarda orada bir saklı insan yüzü vardır. O insan yüzü aynı yüz batıdaki kilise ikonlarında Yehova'nın yüzü, İsa'nın babası Yehova'nın yüzü olarak karşımıza çıkar. Sonra bu camilerin kubbeleri, cami, kilise, katedral, işte Ayasofya, Sultanahmet, Selimiye, Mescid-i Aksa, böyle kubbeli yapıların hepsinin kubbesi. Bu piramidal yapılar. Piramit ile Kuni'nin farkı nedir? Biri köşeli, biri köşesizdir aslında. İkisi de Kuni'dir. Kuni şeklinde yapılır. İşte soldaki Babil Kulesi, sağdaki Mısır piramitleri. Sümer tanrıları. İşte kafasında çam kozalağı taşıyan Hint tanrıları ve bu piramidal ve kuni şeklinde yapılmış Hint tapınakları. Ellerinde çam fıstığı dağıtan çam fıstığı dağıtan Sümer tanrıları, demonları, melekleri, melek cisimleri. Bunların hepsi aynı yerden gelir. İşte zikkuratlar, zikkurat şekilleri. Piramit şekilleri, Orta Amerika, Çin'de kalmış olan Türk piramitleri, Sümer piramitleri, bunların hepsi zikkuratlar. Bunların hepsi aynı yerden gelir. Hepsi aynı şeydir. Hepsi aynı yere varır, dayanır. Bunların ne anlama geldiğini videonun en sonunda net olarak açıklayacağım, bu çam kozalağı falan nedir diye. Gerçi bu resimleri bile bir araya toplamış olmak da bir marifettir. Bu resimleri gördüğünüzde bile siz de az çok aynı kanıya varabilirsiniz. Esenlikler. Şimdi bugün sizlere geçmiş uygarlıkların kozmoloji bilgileri, hayal ürünleri ya da bir gerçeğe dayanan ilahi kozmik bilgileri nasıl anladıkları ile ilgili yaptıkları resimler, çizimler sonucunda onları ta o zamanlar nasıl tanrılara çevirdiklerini ve bugün aynı durumun nasıl da tekrarlandığını anlatacağım. Bugün de mesela bu resimleri, kabartmaları, ikonaları diyelim, alıyor birileri, işte diyorlar ki bunlar uzaydan gelen tanrılardır filan, fantastik çizimler, hayal ürünleri topluyor. İşte bir tane resim filan veya Ra'nın diyor işte ses kaydı diyor. Ra diye bir tanrı varmış sözde. O konuşuyor. Biz uzaydan geldik. Diyaloglar şeklinde böyle yazmış. Ra'nın ses kaydı. Diyaloglar şeklinde uzaylıydık, geldik, yarattık da falan da filan da böyle böyle şeyler anlatılıyor. Şimdi bunların ne olduğunu, nasıl bir safsata olduğunu anlatacağım bu videoda. Gerçek yanlar ve safsata yönlerini anlatacağım. Şimdi öncelikle bu kozalak kabartmasından dolayı çok böyle yaygara yapıyorlar. Bu kozalak nedir, ne değildir? Kol saati, kozalak, çanta, manta böyle resimleri paylaşıp bir din yaratıyorlar. Yani Sümer tanrılarını tekrar diriltmek istiyorlar. Sümerler gibi inanıyorlar. Sümerler gibi işte tanrılardan bahsediyorlar. Aynı şey. Bugün bu Anunnakiler, uzaylılar bizi geldi yarattı filan diyenler ile Sümerler zamanında yaşayıp bu kabartmaları yapan insanlar aynı şeylere inanıyorlar. Çok tanrılı yani. Onlar da politeisti. Bugünkü bu Anunnakiciler de politeist. Bunlar aynı adamlar. Bunların hepsi, bunların kaynağı, bu Anunnakici filan takılanların hepsi Yahudidir. Yahudiler tek tanrıcı filan takılırlar ama gerçekte çok tanrılılardır. Çünkü Tevrat bozulmuştur. Aynı bu şekilde buna göre uyarlanmıştır. Tevrat'ta mesela Aloha, yani Allah kelimesi Aloha ile aynı kökten gelir. Onlarda da var ama onlar Aloha'yı Elohim yapmışlardır. Ve bu bugün olmuş bir şey değil. Çok eski zamanlarda çoğul yapmışlar. Elohim, tanrılar şeklinde çevirmişlerdir. Yani Tevrat tanrılardan bahseder. Yani bu melekleri,
Çok eski zamanlarda Tevrat bu kabalist bilgilerini tanrılar şeklinde uyarlamışlar ve Tevrat'a sokmuşlar ve o gün bugündür Tevrat çok tanrılı olduğu için dolayısıyla Hristiyan da çok tanrılıdır. Aynı bu gelenek kült devam ediyor. Peygamberler bu işin neresinde? Peygamberler bunları hep düzeltmişlerdir. Allah hep peygamber göndermiş. Ama onlar hep mahvetmişlerdir. Yani hep bozmuşlardır. Bozmak nedir? Bu da önceki videolarımda aslında detaylı olarak anlattım. Yani sen Allah'ı anlatıyorsun. Yazı sistemin, resmin alfabe gelişmiş değil. Mecburen sembol kullanıyorsun. İşte aslında Allah'ı anlatmak için bir çember çiziyorsun. Başı sonu yok, böyle diyorsun işte. Buradan açılır, başka bir boyuta gider filan diyorsun mesela. Daire çiziyorsun. İlkel pagan adam onu güneş yapıyor. Soyut düşünemiyor. Düşünebildiği en fazla bu. Yuvarlak deyince güneş mesela. İşte hayat ağacını anlatıyorsun cennette ki yenilen meyve budur diyorsun mesela. Adam onu ne yapıyor? Bir şeytan çiziyor, keçi. Onun o en kutsal anlatımları, cennette olup biten bu ilahi anlatımları bir keçi şeytan çiziyor. Senin bu anlattıklarını o keçinin, affedersin, çüküne yerleştiriyor. Bunlar tarihin en başında olan şeyler. Ondan sonra böyle içinden çıkılmaz karmaşalara dönüşüyor. Ondan sonra aslında en kutsal olan şeyler satanizmiyle karışıveriyor. İşte bizim dinlerin bozulması, düzeltilmesi, peygamberlerin gelmesi, gönderilmesi diye anlattığımız şeyler bunlardır. Şimdi örneğin bu uzaylılar, Anunnakiler, vay efendim piramitlerdi filan diye yaygara yapmadan önce sizlere birkaç resim göstereceğim. Bu resimler üzerinden yorumlayalım. Şimdi mesela şu resmi gösterip, bakın bu bir cami mihrabı. Neye benziyor? Bir termit yuvasına benziyor. Çam kozalağına benziyor. Beyaz Saray'ın kubbesine benziyor. Çam ağacına benziyor. Mısır piramitlerine benziyor. Üçgen şeklinde. UFO'ya benziyor. UFO diye çizilen üçgen şekline benziyor. Benziyor da benziyor. İşte Buda'nın kafasındaki şeye benziyor. Çam şeklinde tasvir edilen piramidimsi yapıya benziyor. Babil Kulesi gibi. Sümer Panteonundaki tanrıların tepesindeki üçgene de benziyor. Külaha da benziyor. Bakın hepsi benziyor. Resimleri çoğaltabiliriz. Bu resimleri ekrana tek tek de koymaya çalışacağım. Hepsini birden de göstermeye çalışacağım. Bu resimleri çoğaltabiliriz ve bu resimlerin sonu gelmez. Sonu gelmeyeceği gibi her isteyen de bu resimler arasında bağlantı kurabilir. Mesela ben bu resimleri önce sayayım, şöyle birkaç tanesini ekrana getireyim. Şimdi solda bir termit yuvası var. Yanında Beyaz Saray. Bakın aynı şey. Aynı piramidal yapı. Çam kozalağı aynı piramidal yapı. Külah gibi yani. Bu piramit değil ama piramidal. Kuni gibi. Sonra bizim cami mihrapları. Sonra camilerin ta kendileri. Kubbeli yapılar. Cami, Selimiye Camii nedir? Bu da bir piramittir işte. Dağ gibi yığıyorsun. Kenarlardan başlıyorsun. Bu da bir piramit. Bunların atası olan kiliseler. Aynı şeyler. Kubbeli kiliseler. Bu da bir piramit. Dağ gibi yığıyorsun. İşte piramidin kendisi. Mısır piramitleri. Zikkuratlar. İşte burada Sümerlerin, Sümer tanrıları diye çizdikleri veya bugün böyle anlatılan Sümer Panteonundan kabartmalar. İşte sözde tanrı manrı diyorlar. Alakası yok. Bu Sümer tanrılarının başındaki külahlar. Bakın bu külahıyla cami mihrapları, piramitler hepsi aslen aynı şeydir. Burada ne var başka? Çam ağacı şekli. İşte bu resim, bunu Yahudiler Elohim diye sunmuşlar. Bir Hint tapınağından bir şey almışlar. Eski terk edilmiş, ormanın içinde kalmış tapınakları filan. Aynı piramidal yapı ile yapılmış tapınakları almışlar. Elohimler diye sunuyorlar. Sonra bu da heykelleri mesela. Uzak doğuya geçelim. Bu da heykelleri. Yine aynı çam kozalağı karşımıza çıkar. Buda'nın başı piramidaldir. İşte Maya, İnka piramitleri, Tikal piramidi mesela.
Sonra Çin'deki Uygur Türk piramitleri, Mezoamerikan piramitleri, Mısır piramitleri, Orta Afrika piramitleri filan. Şimdi bu piramit nedir önce? Piramit bir zorunluluktur. Bir mimari zorunluluktur eski çağlar için. Önce oradan başlayalım. Eğer bir yapı bina yükseltmek istiyorsan ve bunun daha önceleri denemişsen ve yıkılmışsa, uzun süre gitmiyorsa piramit zorunluluktur. Kalıcı olmasını istiyorsun ve büyük bir yapı yapmak istiyorsun. Piramide mecbursun. Çünkü deprem var, sallıyor, yıkıyor filan, yıkılmaması için piramit şeklinde yapmaya mecbursun. Alt taraf geniş, gittikçe daralacak ki yıkılmasın. Piramidin birinci nedeni budur. Piramidel yapıların, geçmişteki yapıların yıkılmaması için. İşte bugün bunu Beyaz Saray'ın kubbesinde de görürsünüz. Niye öyle sivrilerek biter? Tabi bu anlattığım şekilde bunlar Tevrat'a, İncil'e göndermelerle doludur. Senato binası, işte kubbeli olması, cami, kilise. Bunların nedeni de budur. Yıkılmaması, yani gittikçe daralacak ki o yıkılmasın. Yoksa yıkılır. Kare olarak bitiremezsin. O zamanlar olsaydı böyle şey, beton yapılar, çevresi düz, işte demirle, çelikle, belki Sümerler de böyle yapılar yaparlardı. Belki kare şeklinde yaparlardı, demirle, çelikle. O zaman biz de derdik ki Babil Kulesi, işte Burjel Arap gibi, Arapların diktirdiği yamuk yumuk kuleler gibi bir sürü para harcıyorlar, diktiriyorlar. Çünkü artık o yıkılma sorununu halletmiş bir şekilde. O yüzden keyif yapıyor, keyifli yapıyor. Şimdi bu piramitlerin gelişimindeki birinci neden. Yani bunların atası, hepsinin atası zikkuratlardır. Zikkurat, yani bütün piramitler zikkurattır. Zikkurat nedir? Budur. Yani büyük tapınak yapacaksın. O tapınağın çevresinde insanları içine doldurup toplayacaksın. İşte vaaz vereceksin. Şuna inan, buna inan. İnsanları oradan yönlendireceksin. Ama bu piramidin yüksek bir yeri olacak. İşte insanlara tanrı gibi sunulan yöneticileri olacak. Din adamları olacak. Kralları olacak. O yüzden olabildiğince yükseğe çıkacak filan. Orada kurban verilecek. Bu zikkurat budur. İşte Mısır piramitleri de bir zikkurattır. Bizim camiler, kiliseler, havralar, Beyaz Saray, bu kubbeli yapılar, bunların hepsi zikkurattır. İşte Mısır piramidi dediğimiz şeyler, bu zikkuratların en gelişmiş görkemli halidir. Yani yıllarca insanlar, işte Sümerlerden başlayarak, bu zikkuratları yapmışlar yıkılmaması için. En sonunda bu tecrübeyle demiş ki, bu piramidi, bu zikkuratı öyle bir yapayım ki kıyamete kadar gitsin. Ve Mısır piramitleri gerçekten de kıyameti görecektir. Kıyamet koptuğunda o piramitler halen yerinde olacaktır orada. Çünkü bu niyetle yapılmıştır. Yani bir kral bir ülkeyi toptan bu piramitleri yaptırması için topluyor ve çalıştırıyor. 30 sene, 40 sene, 50 sene. Şimdi bunu öyle bir düşünmüş, planlamış ve yapmıştır ki bu, yine başka bir kralın gelmesi ve onu yaptırmak için, bir piramidi yaptırmak için ne kadar işçi çalıştırıp kaç yıl yaptırdıysa onu tekrar söktürmek için uğraşması lazım ki yıkılsın. Bu niyetle yapılmıştır. Yani Mısır piramitleri de bir zikkurattır. Onların gelişmiş şeklidir, yıkılmaması için. Zikkurat yıkılır, dökülür, kırılır. Ama bunu mükemmelleştirirsen, yıkılmaması, dökülmemesi için işte dört kenarlı yaparsan ve bu 45 derece mi ne, herhalde eğimi bilmiyorum. O eğim kadar deprem olsa bile, öbür tarafa yatsa bile, yani bunun belki 15-20'lik bir deprem olacak. Belki yerinden oynatacak yani biraz. Onun dışında yıkılmaz. Bu niyetle yapılmıştır çünkü. Kırılma, dökülme, yıkılma olmasın diye. O yüzden işte 4000-5000 yıldır ayaktalar. Zikkuratlar kerpiçten yapıldı, yıkıldı. Veya Babil Kulesi kerpiçten yapıldı, yıkıldı. Çöktüğünde o termit yuvası gibi ne kule var ne bir şey var ortada. Şimdi bütün bunları tecrübe ettiler işte Mısır'da. Tecrübe ettiler ve büyük bir mühendislik
ile bunları yaptılar. Bunları ne uzaylılar yaptı, ne cinler yaptı, ne baş tanrılar yaptı. Bunları insan yaptı. Nasıl insan yaptı? Peki nasıl insanlardı bunu yapanlar? Bunu kahinler yaptılar. Şimdi kahinleri demişken gel gelelim bu kahinlik konusuna. Şimdi bu kahinlik nedir ne değildir? Bunu anlamadan hiçbir şeyi anlayamayız. Kahinlik nedir? Bunu iyi bilmeyen birisi eğer Müslümansa, bu konuyu iyi bilmiyorsa o zaman da iyi bir Müslüman olmaz. Çünkü bunların tuzağına düşer. Kahinlik nedir? Önce onu iyi bilmek gerekiyor. Şimdi kahinlik konusunu bilmeden bütün bunları açıklayabilmek imkansızdır. Kahin Kohen, yani bugün işte Yahudiler içerisinde yaşıyor. Soyları da var, öyle bir soy Kohen diye. Soylar var. Bizim ülkemizde de var. Kohen soyundan geliyor. Kahin demek. Yani sahte peygamber demek. Antik dünyada böyle sahte peygamberler vardı işte. Kralların yanında onlar bu burç işlerine göre çeker çevirir yönlendirirlerdi. Şöyle olacak, böyle olacak. Şuraya saldır, buraya öldür. Filanca zaman saldır, filanca zaman dur gibi. Bu kahinler yönetirlerdi. Bunlar ta Osmanlı'ya kadar geldiler. Osmanlı'da müneccimlik vardı aynen böyle. Kahinlik işte. Yani o masal kitaplarında anlatılan, kahini çağırmış da kahin şöyle olacak demiş de kralın hoşuna gitmemiş, kahini öldürmüş gibi masalımsı şeyler hiç de masal değil. Gerçek onlar. Tamamen gerçek. İşte bu kahinler yaptılar. Bütün bunlar, bu gördüğünüz şeylerin hepsi kahinlerin eseri. Kozmik bilgilere, yani Allah'ın peygamberlerle, vahiyle, kitaplarla, meleklerle göndererek insanlığı uyarmak için anlattığı bilgileri kendisine devşiren kahinlerin eseri bunlar. Kendisine doğru çekip çeviren. Kahinlik nedir? Şimdi bunu anlatalım biraz. Kahinlik gelecekten haber verme, geçmişten haber verme. Şimdi de yok mu? Şimdi de var işte. Paylaşıp duruyorsunuz işte. Da Vinci'nin şifresi, Da Vinci'nin sırrı. Şunu bildi, bunu bildi, depremi bildi, koronayı bildi. Baba Vanga, filanca filanca filanca. Bunların hepsi kahinler. Ta Mısır'dan, Sümer'den, Akat'tan beri gelen kahinler. Kahin ne demek? Kahin geleceği bilir mi? Bilir. Gerçekten de geleceği bilir idi. Kahinler daha önce, yani inanmayabilirsiniz işte, biz bunlara sizin bu Anunnaki Manunnaki uzaylı filan dediğiniz şeylere biz cin diyoruz. Yok işte Ra'nın ses kaydıymış, yok Amerikan başkanının bedenine giriyormuş, onu yönlendiriyormuş da bilmem. Bunlara cin deniyor işte kardeşim, la galgoya gerek yok. Bunlara binlerce yıldır cin deniyor, ifrit deniyor. Bunlar geleceği bilir mi? Geleceği bilirler idi. Ve kahinler de bunlarla birlikte çalışırlardı. Yani ne zaman saldıracaksın, ne zaman öldüreceksin? Yani İncil'de anlatılan işte o kahinlerin Mısır'dan, hani İncil'de ne diyor? İşte Tanrı'nın oğlunu görmek için, Tanrı'nın oğlu doğacağı zaman Mısır'dan kahinler ona iman etmeye geldi diyor. Şimdi oradaki Tanrı'nın oğlu kısmı safsata. Mesela bakın, bir metin içerisindeki nelerin gerçek olduğunu söylüyorum. Tanrı'nın oğlu kısmı safsata. Kahinlerin olduğu gerçek. Kahinlik diye bir şeyin olduğu gerçek. O kahinlerin İsa'nın doğduğunu bildikleri gerçek. Ne zaman doğacağını, nerede doğacağını kendi çocuklarıymış gibi biliyorlardı onlar İsa'nın. Görmeye geldikleri de gerçek. Ama iman etmek için değil, bir kuşa döndürmek için. Ve bir kuşa da döndürdüler işte, gitti. Sonra da İncil'i ayarladılar. Bütün bu kehanet sembolleriyle, kahinlik bilgileriyle, saptırılmış eski inançlarıyla Tanrı'nın oğlu yaptılar, falan yaptılar, filan yaptılar. Şeytanla mücadele ettirdiler. İsa'nın bağrından bir şeytan çıkarttırdılar. Bunların hepsi kahinlerin anlatımıdır. İncil bir kahinin gözünden olan bitenlerin anlatımıdır. İncil budur. Ondan sonra işte Tanrı'nın oğlu yaptılar. Çarmıha gerdirdiler. Tevrat'taki eski taşlama adetlerine göre tepenin üstüne çıkarttırdılar. Orada tanrılara kurban verdiler. Onu Zeus yaptılar. Ondan sonra da şeytanın mührünü vurdular, gittiler. Bu budur. Bunlardan şimdi de var. Dolu sürüyle. Şimdi biz bunlara sahte peygamber diyoruz.
Onlar da bizim peygamberimize sahte peygamber diyorlar. Bir Müslüman için bütün Kohenler sahte peygamberdir. İsa'dan başlar bizim inanmadığımız sahte peygamberler, yani İsa'dan sonraki. Onlar İsa'yı Tanrı yaparlar. İsa'dan sonrakileri Rasuller yaparlar. İşte Resullerin işleri, havarileri Resul yaparlar. Çünkü İsa Allah olduğu için onlara göre İsa ile konuşan da Resul oluyor. Nasıl bizde Muhammed peygamber, onun sahabeleri var. Onlarda da İsa Allah, onunla konuşan da onun Resulleri oluyor. İşte bu İsa ile bizde peygamberlik biter. Ve İsa'dan Muhammed peygambere kadar onların hiçbir Resul, Rasul, Havari, Aziz, Kahin, Kohen, hiçbir din adamlarını tanımıyoruz. İşte ne yaptı ne ettiyse kendisi hesabını verecek. Onların bizim için hiçbir kutsallığı yoktur. Sahte peygamberdir hepsi. Kahinleri, Kohenleri, hepsi bu işlerin sahtekarlarıdır bizim gözümüzde. Onlar bizim peygamberimize ve bizim peygamber olarak inandığımıza, tanıdığımıza inanmazlar. Biz de onlarınkine inanmayız. Yani peygamberlik antik çağlardan beri gelen bir kurumdur. Peygamberliğin atası kahinliktir, kohenliktir. Yani peygamberler de bir kahindir. Peygamberler de gelecek hakkında bilgi verir. Geçmiş hakkında bilgi verir. İnsanlığın geçmişi hakkında bilgi verir. Geleceği hakkında bilgi verir. Kahin de aynı şeyi yapar. Fakat bunlardan bazılarını Allah tasdikler, onaylar, onaylamıştır. Bu doğru, ben onayladım. Bunun bilgi, ben bildikleri bendendir der. Ve biz onlara peygamber deriz. Onlar peygamberdir. Bazıları ise Allah tarafından onaylanmaz ve onlara da sahte peygamber deriz. Yani kahin. Kahin ile sahte peygamberin farkı budur. Peki peygamber nereden alıyor bu bildiklerini? İşte Allah'tan alıyor, melekten alıyor, şu sistemle alıyor, bu sistemle alıyor. Kahin nereden alıyor? Şimdi kahinler de yine birilerinden alıyorlar idi. Bu bildiklerini kahinler cinlerden alıyorlar idi önceleri. Dolayısıyla bir kral ne zaman doğacak, nasıl bitecek, gelecek nedir, ne değildir görüyorlardı. Yani kahinlik budur, hepsini biliyorlardı. Şimdi bunların hepsi böyle bu Babil'de oldu bitti. Babil'e Kur'an'da anlatıldığı gibi 3 melek indi. O da bir hem meleklerin imtihanıydı hem de insanların imtihanı gereği, sınavı gereği. Bu melekler insanlara bir ilim öğrettiler. Babil'de kimi insanlara bir ilim öğrettiler. Bu ilim nedir? Kabaladır. Bu ilim işte sihir, büyü, muskacılık ve geleceği bilme, kehanet bilimidir. Yani bu 3 melek insanlara sahte peygamberliğin de yolunu açmış oldu. O 3 melekten öğrendiğine göre bir insan bir insanı öldürebilir. Geleceği görebilir. Tahminler yapabilir. Yani çok büyük bir avantajdır. Bu yüzden işte bugün bizim kabalist olarak gördüğümüz bu kabalacı sembollerin hepsi döner dolaşır. Hepsi bu Babil göndermesi içerir. Hepsinde Babil göndermesi vardır bunların. Mesela Beyaz Saray kubbesi, kiliseler, bizim camiler tamamen onların kopyasıdır. Cami kubbe meselesi tamamen 2 minare ekliyorsun, 4 minare ekliyorsun bir kiliseye, oluyor cami. Kilise mimarisi kubbeli. Sonra bu kubbeli, yani piramidal kilise ikona çizimleri, işte bir tepeye adam çizerler, Buda gibi, Yahova olur o. Onun kollarını açarlar, o da piramit gibidir. Onun altına oğlunu çizerler, İsa'yı filan. Bunların tamamı bir kült olmuştur. Bunların hepsi Yahudi kahinlerinin eseridir. Babil kaynaklıdır ve Babil'e gönderme yaparlar. Mısır piramitleri de onların eseridir. Mısır piramitlerini de onlar yapmıştır. Yani Mısır'dayken de onların içinde aynen bu şekilde uğraşan işte piramit ustası, Babil Kulesi ustası, bu işlerle uğraşan bir haham, din adamı sınıfı vardır. O zaman Musa yokken de vardır bunlar. Onların da tapınakları vardır. Piramitleri de onlar yapmıştır. Evet, ilkel piramitler de vardı. Yani Mısır'da önce de vardı.
Ama bunların içerisinde gizlenmiş bir Siyonist, Kabalist grup hep vardı. İşte bunlar o gün oraya gönderme yapar, dururlar böyle işte. Bunların hepsi aynı şey. Bu piramidal ya da oval, bunların hepsi Babil'e gönderme yapar. Bu Babil'den aldıkları ilimi, bilimi, alıp kendilerine yordukları ilimi, bilimi, ellerinde bulundurduklarını hep göstermek isterler her yerde. Nereye gidersen git, nerede bir şey olursa olsun hep onları görürsün. Oraya gider, işte İncil gider, İsa'yı çarmıha gerer, oraya kendi mührünü vurur. Ondan sonra o peygamber mi, böyle biri yaşadı mı, yaşamadı mı, var oldu mu, olmadı mı, çarmıha gerildi mi, gerilmedi mi, gerçek mi, hayal mi, onu bile ayırt edemezsin yani. Mesela şeytanı mı anlatıyor, cini mi anlatıyor, satanistin eseri mi? Böyle gerçeği ve kendi hezeyanlarını birbirine dolaştırırlar ve bu her yerdedir. Bunu mesela bir Müslümanın şeyinde de görebilirsin. Seccadesine doldurur bu cin şeytan resimlerini. Avrupa'da doludur yani, bu sürüyle var. Geçen yıllarda katedrali yaktılar mesela. Kendi kendine yanmadıysa, ki öyle fenomenler de oluyor yani, kendi kendine yanma işlemleri. Öyle bir kendi kendine yanmaya kurban gitmediyse muhtemelen artık o satanist sahnelerden utandılar. Yani orada mesela çok iğrenç resimler var yani, böyle satanist resimler vardı katedralde, kabartmalar. Herhalde utandılar, yaktılar ya da kendi kendine yandı. Başka bir açıklaması yok yani onun. Şimdi Sümerlere dönecek olursak, bu Sümerlerdeki çam kozalağına. Bu çam kozalağı nedir? Hayat ağacıdır. Bakın mesela burada İnkalar mı, Mayalar mı? Herhalde onlardan kalan bir kabartma daha var burada. Bildiğimiz çam ağacıdır bu. Çam ağacı hayat ağacıdır. Yani bugün yılbaşında kutladığınız çam ağacının kozalağıdır bu. Bundan öte bir şey değildir bu. Sadece buna başka anlamlar yüklemiş. Şimdi onların ne olduğunu da açıklayacağım. Bundan önce bunu bilelim. Bu çam ağacı budur. Hayat ağacıdır. İşte yan tarafında bir resim daha var. Bir tane sperm çam kozalağı ile temsil etmiş. O spermin ucundaki asıl genleri taşıyan kısım yani, erkekten giden. Yanlarında iki yılan çizmiş, kanat çizmiş filan. Bu yaratılışı anlatıyor. Ama aynı resmi almış kahin, ne yapmış? Ta en başında bir şeytan çizmiş. O şeytanın tam pipisine yerleştirmiş. Yani bu meleklerle nasıl yaratıldığını insanın, onu anlatıyor. Ve bunu bugün de yaşıyoruz. İşte aynı şeyler. Sperma geliyor. Yılan gibi kıvrıla kıvrıla geliyor. Karşısında yumurta. Yumurtayı döllüyor. Bakın melek kanatları var orada. Melekler. Yılan da yılanı temsil ediyor. Her insan yaratıldığında, yaratılırken ona bir de cinlerden bir cin emanet edilir. Yani o cin yoldaş olur. Bakın Müslümanlar da bugün aynen buna inanıyoruz. Ama buradaki sakatlık, işte bunu görselleştirmek, bunu çizmek, buna tapınmak, bunu Anunnakilere yormak, bunu iblis diye bir, satan diye bir keçi çizip onun pipisine yerleştirmek filan. Yani buradaki konu bu. Şimdi bu Sümerlerdeki Anunnaki dedikleri de bu eski uygarlıkların peygamberlerden duydukları yaratılış, hayat ağacı, cennetteki serüvenimiz, nasıl cennetten kovulup yeryüzüne indiğimiz, meleklerin ne yaptıkları, nasıl indirdikleri insanoğlunu, insanın nasıl yaratıldığını filan anlatmışlar. Ama bunlar nasıl, mesela İsa geldi, İncil'i anlattı ama bu İsa'dan çok değil, 30 sene sonra Hristiyanlık dediğin zaman İsa ile alakası olmayan bir şey ortaya çıktı mesela. Bu da onun gibi. Bunları öğreniyorlar, biliyorlar ve bunları çarpıtıyorlar. Kendi hayal ürünlerine yer veriyorlar. Putlaştırıyorlar, resmediyorlar. Bunlar, bu Anunnaki dedikleri şey, bugün kilisedeki melek çizimleri neyse, bu Anunnaki Manunnaki dedikleri de o Sümerlerden kalan çizimler. Aynısı, aynı ikonlar. Şimdi ben Ayasofya'ya girsem orada dört melek resmi var mesela. Girsem, böyle bir yaratık gelmiş, yaratmış, bu Ayasofya'yı mı diyeceğim.
Bizans'a şey mi gelmiş? Yani Anunnakiler mi gelmiş? Uzaylılar mı gelmiş? Ayasofya'yı uzaylılar mı yapmış? Yok, insan yaptı işte. Ayasofya'yı da insan yaptı. Piramitleri de insan yaptı. Ama bu insanlar bu bilgileri biliyorlardı hepsini. Kahinler yani. Yahudi sahte peygamberleri yaptılar. Ayasofya'yı da onlar yaptılar. Yani Yahudi demeyelim de aslında. Çünkü Siyonizmin de aslında milliyeti yoktur. Siyonizm gizli bir satanizm içerir. Bir gen vardır, onu takip eder ve gizli bir satanist yol izler. Bu yola uyan herkes Siyonisttir. Yani öyle aslında doğrudan Yahudi de diyemeyiz bunlara. Satanist, kabalist diyelim bunlara. Bu Ayasofya'yı da piramitleri de Hint tapınaklarını da hepsini bu kahinler ve Siyonistler yaptı. Yani bunlar şeyi de bizim bu Mimar Sinan. Mimar Sinan da azınlıklardandır. Yani ve onun bütün eserleri de aynı. Mimar Sinan da bir piramit ustasıdır. Ama onun farkı diğer kahinlerden, kohenlerden farkı Allah'ı biliyor, tanıyor olmasıdır. Yani Süleyman da bir firavundur. Onun da saltanatı vardır. Hatta firavundan daha çok karısı kızı haremi de vardır. Ama onun tek farkı üstünlüğü Allah'ı biliyor ve firavuna göre ben Allah'ım demiyor olması. İşte kısmen adil olması filan. Bu yani. Mimar Sinan da budur. Bir kahindir, bir kohendir, bir kabalacıdır, bir piramit ustasıdır. Masonların bildikleri ne varsa hepsini bilir o da. Piramit yapımına dair. Hepsini bilir. O da illümine olmuş biridir. Ama diğerlerinden farkı satanist değildir. Müslümandır, Allah'ını bilendir. Konu bu yani. Bu çam kozalağı budur. Bu hayat ağacının meyvesidir. Yani aynı zamanda bir geni soyu takip edin demek istiyor yani burada. İblis diyor ki iblisin şeyine yerleştirmişler bu yaratılış genesisi anlatan bu iki kanat, iki sütun, işte iki yılan, bir çam kozalağı. O çam kozalağı spermin başındaki şeydir. Asıl genimizdir. O kuyruk kısmı yumurta döllendikten sonra geride kalıyor zaten. Spermi taşıyan, genleri taşıyan motor kısmı kopuyor, kuyruk kısmı geride kalıyor. Eşlik eden melekler, cinler ve yumurta döllendikten sonra ne oldu? Yaratılışı anlatıyor burada resmen. Ama bunlar kendilerine yoruyorlar, devşiriyorlar bu işleri. Satanizme yoruyorlar filan. Buradaki sakatlık bu. Çam kozalağı da budur. Çam kozalağı ne anlatır? Tanrısallık anlatır. Kehanet anlatır. Kahinlik anlatır. Bu Sümer tanrıları bakın. Sümer tanrıları mesela boynuzludur. Neden boynuzludur? Çünkü bunlar demondur. Yani cindir. Anunnaki dediğiniz şeyler cindir, cin. Bunlar ifrittir. Bunlara İngilizcesi demon deniyor. Yani demon hayali, fantastik. Çizimler bunlar. Bir şey anlatmak için bir şey hayal ediyorsun. Onu en ince ayrıntısına kadar çiziyorsun. En ince ayrıntısına kadar bunlar geleceğe bir mesaj için hesaplanarak çizilmiştir. Bunların sakallarındaki örgüler, sakallarındaki iki parça olması mesela her biri anlamlıdır. Bunların hiçbirisi tıpkı Mısır kaya resimleri gibi boşuna değildir. Her bir ayrıntısı önemlidir mesela işte. Neden Buda'nın başına çam kozalağı çizerler? Ya bir kere de muz yap kardeşim, ne olacak? Niye içinden bir tanesi çıkıp diyemez? Muz yapalım arkadaş, bu sefer de hep böyle çam kozalağı olmuyor. Niye diyemez? İşte diyemez. Çünkü o ta o günlerden beri gelir böyle. Veya bizden camiye niye mihrap yapılır? Namaz kılınan yere. Yapılması olmaz mı yani? Niye hiç dümdüz yok? Çünkü oradan geliyor işte. Değiştiremezsin. Bunların hepsi aynı şeylerdir. Kehanetle ilgilidir. Bu Sümer tanrıları, demonlar, yani kahinlerin akrabaları
akıl hocaları demonlar, cinler, ifritlerdir bu. Sümer, Anunnaki, Manunnaki dedikleri. Bu ifrit çizimleriyle birlikte Babil kahinleri gelecekteki torunlarına mesaj veriyor. Bunların hepsi budur. Aslı budur. Yani diyor ki bu çam kozalağını, bu tanrısal ilahi bilgiyi diyelim, kahinlik, sahte peygamberlik bilgisini ben sana veriyorum. Sen de aynen bu şekilde devam edeceksin diyor. Ve bunlar bu öğretiyle, bu kodlar ile o gün bugündür hiç değişmeden bugüne kadar, işte Beyaz Saray'a kadar, bizim camilerdeki mihraplara kadar uzanıp geliyor. Bunların hepsi budur. İşte aynı Anunnaki dediğin şey Ayasofya'nın tepesinde melek çizimine dönüyor birden. Bunları budur. Uzaylı muzaylı filan değil. Sakalları bile anlamlıdır. Sakallarını bile böyle çizerler. İkiye bölerler. Çünkü ikiye bölük sakallı çizilenler, bunlar satanisttir. Bunlar satanist ahamlardır. Bunların işlerinde bazen böyle düz külahlı olanlar olur. Boynuzlu olanlar olur filan. Özet. Yani konuşulabilecek çok şey var ama çok uzattım. Fazla uzatmak istemiyorum. Özetle bunlar bugün halen yaşıyor. Yani çam kozalağı, mam kozalağı dediğin şey senin yılbaşında mutlu noeller diye kutladığın çam ağacından başka bir şey değil. Kahinler bunlara anlamlar yüklemişler. Tanrısallık yüklemişler. O yüzden işte bugün uzak doğudaki Budist mabetlerinde de aynı şeyi görürsün. Her yerde vardır o yüzden. Çünkü zamanın en başında bu piramidal ve huni şekline tanrısallık verilmiş. Hepsi bu. Şimdi gelelim bu çam kozalağı hikayesine. İşte solda gördüğünüz çam kozalağı gerçekten bir çam kozalağı. Bu Sümerlerden kalan veya işte bu işlerle ilgilenenlerin çok kullandıkları o çam kozalağı, ünlü çam kozalağı bu işte. Göz 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 göz, her tarafta göz, her tarafa kunik bir şekilde. Bu neyi temsil eder? Bu tanrısallığı temsil eder. Allah ile ne ilgisi var? Bu bir misaldir. Çok eski zamanlarda Sümerlere inen bir peygamberin Sümerlere vermiş olduğu bir misaldir. Allah her yönün sahibidir. Böyle nasıl sonsuz gözü varsa böyle her şeyi görür. Hatta Hint tanrıları falan da bu misalden yola çıkarak böyle resmedilir işte. Tipik tipik tanrılar, çok kollu tanrılar, dört kafalı tanrılar, böyle demonik çizimler yani, böyle çizimler yani. Demon cin demek İngilizce. Böyle cin şeytan çizimleri işte, Allah'ı çizmeye başladığın zaman sapıtıyorsun. Misal verirsen söz ile ve o söz orada kalırsa, yazarsan bir şey yok. Ama oradan bir hurufilik, bir şekil, bir masonluk, bir siyonizm çıkarmaya çalışırsan böyle bozuluyor hepsi. Bu çam kozalağı odur. Yani bugün sen de aynı bu Sümer tanrılarının elinde verdiğini söylediğin o çam kozalağı gibi Allah yazıyorsun. Aynı kozalak şeklinde yazıyorsun. Farkında değilsin. Veya camilerde mesela mihrap bölümleri var. O mihrap bölümleri bu Buda'nın kafasından, Buda'nın bir kafasında kozalak gibi olan bir kafası var. Buda'nın kafasından ya da işte Sümer tanrılarının kafasından veya Hristiyanların Yehova diye çizdikleri kilise ikonlarından farkı yok. Aynı şey. Sen resim yapmamışsın ama gizlemişsin oraya. Bu piramide kunik yapıyı anlatır. Camilerin mihrapları, camilerin kubbeleri, cami, kilise, katedral, işte Mescid-i Aksa, Beyaz Saray gibi kubbeli yapılar ve Mısır piramitleri ya da Uzak Doğu Hint gibi böyle kunik piramidal Hint tapınakları, Maya, Aztek, işte Mısır piramitleri, zikkuratlar, bunların hepsi zikkurattır. Bunların hepsi adım 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 yükselmek yani Tanrı'ya doğru. Yükseldikten sonra en sonunda bu kimileri Tanrı'nın da kafasına basıp üzerine çıkmak istiyor yani. Hepsi Tanrı'nın külahıdır bunların bu. Bugün camiler de Tanrı'nın külahıdır. Bu Sümer tanrılarının külahları şeklinde yapılır. Camiler, kiliseler, mescitler, katedraller, Babil Kulesi, Mısır piramitleri, Çin piramitleri. Bunların hepsi aynı şeydir, aynı yerden gelir. İşte sağda çam ağacı mesela. Bu çam ağacı bu Sümer çizimlerinde çok vardır. İşte ortada bir çam ağacı, hayat ağacıdır bu. Bu da yine Sümerlere, peygamberlerin vermiş oldukları ve onların çarpıttıkları misallerdir yani. Hayat ağacı, işte meyvesi, çam kozalağı.
Bu cam kozalağı neyi temsil eder? Bilgeliği temsil eder. Tanrısallığı temsil eder. O yüzden her yerdedir. O gün bugündür işte milletlere, kültürlere, coğrafyalara dağılmış, paypay olmuş. Herkes kendi anlayış kültürünce bunu süslemiş, değiştirmiş. İşte Katolik resim sever olan tablo sever Yahova'yı çizmiş resmen resmiyle. Oraya bu tanrı şeklinde aynı masonik anlatımla Yahova'yı çizmiş, ona tapınmış. Bu resmi çizemeyen Müslüman ise mihrap yapmış, onun karşısına durmuş, namaz kılmıştır. Aynı şeydir. Hatta orada bizim Selçuklulardan kalan bu mihraplarda filan çoğunda bu insan yüzü de gizlenir. O insan yüzü nedir? Bu Yahova'nın yüzüdür. Sümer tanrılarının yüzüdür. Yani bu bütün bu kunik ve piramidal şekillerin tamamı ve bunların kutsallığı ve bunları siz çoğaltabilirsiniz. Tarihteki izini, tozunu Mısır'da, Sümer'de, Mayalar'da, İran'da, Afganistan'da, işte Uzak Doğu'da, Türkiye'de, Avrupa'da bunlardan sürüyle bulabilirsiniz. Bu şekillerden, anlatımlardan, ikonalardan filan. Bunların hepsi Sümer tanrılarının külahlarıdır. Kutsallığı da budur. Oradan gelir. Yani caminin kubbesi Sümer tanrısının külahıdır aslen. Veya işte Mısır piramidi Sümer tanrılarının külahıdır aslen. Bunların hepsi budur. Masonik anlatımlardır. Bunlar bugün dahi bunlar üzerine tefsir yaparlar. Uzun uzun yorum yaparlar. Üçgen, beşgen. Onlar da resim çizmeyi yasakladığı için Yahova böyle geometriler üzerinden fantazi yaparlar. Geometrilerle felsefe yaparlar. Teoloji yaparlar. İşte o şeylerini anlatırlar. Tanrı hakkında kendi düşüncelerini anlatırlar. İşte derler ki üçgenin şu köşesi bilmem neyi temsil eder. Bu köşesi bilmem neyi temsil eder. Ortası bilmem Yahova'nın neyini temsil eder. Böyle geometrik şekillerle hem de bugün değil 5000 yıldır masonluk dediğimizde budur zaten. Masonluk, illüminati falan filan dediğimiz. Onlar üzerinden böyle yorumlar yaparlar işte. Şimdi biz ne diyoruz? Biz Allah insanı kendi suretinde yarattı diyoruz değil mi? Veya Kur'an'da ne diyor? Allah'ın gözü mesela, Allah'ın işte eli, yedullah. Allah'ın işte sen tutmadın, Allah tuttu. Allah'ın eli onların üzerindeydi filan. Allah'ın eli olur mu hiç? Gözü, kaşı, kulağı olur mu hiç? Olsa ona Allah değil, insan denir. O zaman Budist'in suçu ne işte? O da kendi Allah'ını kendisi gibi yapmış, kendi suretinde tapınıyor. Ama biz bunları başka türlü mecaz anlatımlar için kullanıyoruz. Oradan böyle Allah'ın eli, kaşı, gözü filan derken insan gibi düşünmüyoruz. Ya da düşünmüyor muyuz acaba? İstersen kendine sor be. Bana kızmadan önce bu Sümer tanrılarının halen bu Sümerlerde olduğu gibi insanın halen kendi bilgi, birikim ve anlayışına göre Tanrı'yı kendisi gibi, kendisi erkekse bir erkek, işte dişiyse dişi, külahlıysa külahlı hayal ettiğini anlayabilirsin aslında. Bunlar da şirk, yani sıyrılmak için de bir neden olabilir bunlar. Bunların hepsi Sümer tanrılarının külahlarıdır. Oradan gelir, kutsallığı da odur. Allah'ı kendileri gibi insan olarak hayal etmişlerdir eski uygarlıklar. Sadece Allah'a değil, Allah, melek, cin, peri, işte demonlar denildiğinde hep böyle kendileri gibi insansı olarak hayal etmişler. İşte biraz değiştirmişler onları. İşte kanat eklemişler melek deyince. Güvercin kanadı olmuş. Bir insana güvercin kanadı eklemiş. 4 tane olmuş işte melek. 2 boynuz eklemiş, bilmem keçi gibi yapmış, korkunç efekt vermiş. Olmuş şeytan. Yok beyefendi tipinde tahtında oturur yapmış külahıyla falan, olmuş tanrı. Bu yani, bunların hepsi o zaman da buydu, şimdi de bu. Bunların hepsinin varıp dayandığı yer bu. Bunları biz bugün mecaz olarak anlıyoruz. İşte Allah'ın eli veya bu İncil'de de var. Mesela Hristiyanlar çok geyik yaparlar böyle. Bir resim çizmişler. Hatta onları çok paylaşırım ben böyle. Bir resim çizmişler işte bu Müslümanların Allah'ı. İşte Allah'ın eli, yedullah var ya, o ayeti yazıyor mesela. Böyle komik bir şey çiziyor. Tek kollu, mek kollu. Kur'an'da geçen işte Allah'ın eli. Ben de onlara yanıt veriyorum. Hayır, bu Allah'ın eli değil. İşte bu manus değil. Sizin tanrının İmmanuel diyorum. Hünk diyor.
Ama diyor biz onu demek istemiyoruz ki, İmmanuel masum demek diyor. İşte biz de onu demek istemiyoruz. Yedullah o demek değil diyorum. Bu da onun gibi. İşte bunları çizmeye kalkarsan, resmedersen, kabartma yaparsan oluyor bir Sümer kozmolojisi. İşte Sümer tanrıları, Anunnaki, Babanaki, bunların hepsi budur. Eğer Kur'an'da okursam ben bugün, şimdi Kur'an oku, orada anlatılan her ifadeyi resmetmeye kalk, binlerce ikona ortaya çıkar. Bu Sümer tanrıları, Sümer kozmolojisi, Mısır çizimleri budur. İnandıkları şeyleri, peygamberlerin anlattıklarını çarpıtarak çizmeye kalkmak. İşte Allah deyince Kur'an aç mesela, Bismillah, Allah Allah. O Kur'an'ın toplamından anladığın bir Allah çizmeye kalk. Bir melek, kafandaki meleği çizmeye kalk. Şeytanlı cini çizmeye kalk. İşte Sümer ikonografisi, Anunnaki, Sümer tanrıları, işte Sümerlere gelen uzaylılar falan dedikleri şeylerin hepsi budur. Esenlikler.